Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30. birleşimin 4. oturumunu açıyorum. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifiyle 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin görüşmelerini kaldığımız yerden devam edeceğiz. Komisyon yerinde. 6. turda Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına yapılacak konuşmalara başlıyoruz. İlk söz İstanbul Milletvekili Sayın Emine Gülizer Emecan. Buyurun Sayın Emecan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanlar, değerli bürokratlar ve ekranı başında bizleri izleyen izleyicilerimiz, öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 2019 kesin hesap ve 2021 bütçesini görüşmekteyiz. Bakanlık bütçelerine geçmeden önce biraz genel duruma değinmek istiyorum. 2021 bütçesi pandemi gölgesinde görüşülen bir bütçedir. Ancak iktidarın yanlış ülke yönetimi nedeniyle bütçe pandemiye çok daha önce girmiştir. 2021 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı sisteminin son 2 yılında milli gelirimizin 145 milyar dolar azaldığını görüyoruz. Kişi başına milli gelirimizin de 10 bin dolarlardan 8.908 dolara düştüğünü görüyoruz. Son 2 yılda devletin borcu 700 milyar TL artışla tam 1.8 katrilyona, şirketlerin borçları 2.8 katrilyona, vatandaşların borçları ise 700 milyar liraya ulaşmıştır. %60'ın üzerine çıkan dış borcumuzla birlikte artık biz kocaman bir borç devletiyiz. Gerçek işsiz sayısı 10 milyonu aştı. Son 2 yılda 2 milyondan fazla kişi de işini kaybetti, işsiz kaldı. Böyle bir tablo karşısında iktidarlardan ne beklenir? Halkın bütçesi, halkın bütçe hakkını devlette bir takım tasarruflara girerek kamu israfını azaltmasını, pandemi döneminde işini kaybeden, giderek daha fazla yoksullaşan halk kesimlerinden yana kullanmasını bekleriz. Ama 2021 bütçesi öyle bir bütçe değil değerli arkadaşlar. Karşımızda saraya, saltanata daha fazla bütçe ayıran, bunun yanında esnafa kredi ve borç ertelemeyi bir başarı, bir destek zanneden, çalışan işçisine günde 39 lirayı reva gören, bir de üstüne vatandaşına IBAN veren bir anlayış, bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu iktidarda şeffaflık ve hesap verebilirlik de sıfırın altında. Bizden bilgi kaçırıyor, gizliyorlar. İktidarın 16 yıl boyunca örtülü ödenek harcaması 17,5 kat artmıştır. Varlık fonu altında birçok şirketin, birçok kurumun Sayıştay denetiminden kaçırıldığını görüyoruz. Özellikle kamu özel işbirliği gibi bazı harcamaları toplumdan gizlemek için bütçe sistemi ve bütçe sınıflandırması bu süreçte değiştirildi. Bütçe zamanında sunulmadı ve sahipsiz bırakıldı. Tüm bunlar bu iktidar tarafından parlamentonun, yani aslında bizi buraya getiren milletin iradesinin hiçe sayıldığının da bir göstergesidir. Ulaştırma Bakanlığı'nda bir hatırlatma ile başlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir yatırım bakanlığıdır ve ulaşım hizmetleri bir ülkenin uygarlık ve gelişmişlik düzeyini belirleyici hizmetlerindendir diyebiliriz. Evet, bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman sizlerin iddia ettiği gibi yatırımlara karşı olan bir parti değildir. Tam tersine yatırımları destekleyen bir partidir. Bizim itirazımız kullanılan yanlış yöntemlere ve bu yatırımların devleti zarara uğratarak yapılmasınadır. Baktığımızda ulaştırma sektöründeki yatırım tercihlerinin ülkenin gereksinimlerinden çok iktidara yakın müteahhitlik firmaları ve yatırımcıların gereksinimlerine göre yapıldığını görüyoruz maalesef. Öyle bir sistem getirdi ki bu iktidar, bu yönetim, kamunun ihtiyacı olmayan ne kadar mega proje varsa, otoyollar, tüneller, köprüler, ihaleleri Kamu İhale Kanunu'nun 21B maddesiyle şeffaflıktan uzak, pazarlık usulüyle yapılıyor ve ödemeler maalesef kamunun, yani vatandaşın cebinden hep aynı 5-10 tane şirkete yapılıyor.
Yöntem olarak kullanılan kamu özel işbirliği de kamuya çok yüksek maliyetler yüklüyor ve kamuyu zarara uğratıyor. Ülkemizde yapılan ve toplam yatırım tutarı 77.3 milyar dolar olan kamu özel işbirliği projelerinin 46.3 milyar doları ulaştırma sektöründedir. Tek kuruş ödemiyoruz diyerek, vatandaşın cebinden tek kuruş almıyoruz diyerek büyük şovlarla, büyük açılışlarla yapılan projelerin altında devletin ve vatandaşın sırtına binen milyarlarca dolar para var. Örneğin birincisi, 2012 yılından bu yana yeni 7 ulaştırma projesi için kullanılan 17.2 milyar dolarlık borç şirketlerin geri ödemesini yapmaması halinde hazine tarafından üstleniliyor. Yani vatandaşın vergileriyle. İkinci yük köy projeleri dolar ve euro üzerinden trafik ve yolcu garantisi verilerek yapılıyor. Şimdi bu modelde yaptırılan köprü, otoyol, tünel gibi projelerin, havaalanı gibi altyapı projelerin işletmeye alınmasından sonra başlangıçta öngörülen bu trafik ve yolcu sayılarına da ulaşılamadığını görüyoruz. Devletin gelecek yıllara yönelik olarak ne kadar büyük bir yükümlülük altına girdiği tam olarak bilinmemekle birlikte verilen gelir garantisinin 37 milyar dolar yani yaklaşık 290 milyar lira olarak hesaplandığını da görüyoruz. Bunu da bir not olarak düşelim. Buna bir de döviz kurunun %5 artması halinde gelen 35 milyar TL'lik ek yükü ekleyin. İşte o zaman milyarlarca dolar bütçe açığını büyüteceği için dolaylı oran olarak bu açıklar da yine hazinenin üzerine bir yük olarak binecektir. Şimdi vatandaşın ücretsiz maskesini bile dağıtamayan bir iktidarın vatandaşını böylesine büyük bir borç yükü altına sokması hangi yatırım anlayışıyla uyuşur, hangi vicdana sığar? Yani bunu anlamak mümkün değil, bu hakikaten anlaşılır gibi değil. Görüyoruz ki bu vicdansızlıktan, bu zihniyetten bugün de vazgeçmiyorsunuz Sayın Bakan ve demiryolu ulaştırma taşıma projelerini de aynı yöntemle yapmaya çalışıyorsunuz. Sayın Bakan, Türkiye sizin iktidarınızın çiftliği değil. Eşinizin, arkadaşınızın, akrabalarınızın şirketlerine zengin etme, yandaşa para kaynak aktarma alanı değil. Ama bakın bunların hesabını yakında millet size soracak. Uğranılan bu kamu zararları ile yüce divan soruşturmalarına bile konu olacaksınız. Şimdi bir de bir Kanal İstanbul projesi var ki sormayın. Tarihte Osmanlı'da dahil, Osmanlı İmparatorluğu da dahil birçok imparatorluk ve krallığın yöneticilerinin gerileme dönemlerinde büyük eserler bırakma davranışı içine girdiğini görürüz. Türkiye'de de yaşanan maalesef bu. Bir ulaştırma projesi değil de bir emlak ve rant projesi olan Kanal İstanbul aynı zamanda tek adamında bir prestij projesidir. Roma'yı yakan Nero'nun yaptığı gibi bir kötülük projesidir. Sizler bari aklı selim düşünüp, sizler değerli arkadaşlarım, sayın bakanlar sizler, sayın cumhurbaşkanını lütfen bu sevdadan artık vazgeçirin ve bu ülkeye bu kötülüğü yapmasına engel olun. Bunca zararı uğratılan Ulaştırma Bakanlığı'ndan sonra biraz da Milli Eğitim Bakanlığı'na değinmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı her bakanlık değiştiği, her bakan değiştiğinde en fazla yapboz tahtasına dönen bakanlıklardan birisi. Onlar için eğitim alanı bir deney, çocuklar da birer denek maalesef. Bütçesi de sürekli geriliyor tabii bu arada. Yatırımlara ayrılan paya baktığımızda da AKP'nin iktidar olduğu 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay %17.18 iken bu oran şu anda %4.65'e gerilemiştir. Ulaşımın aksine eğitimde yatırıma ayrılan pay düzenli olarak düşme eğilimindedir. Yani ayrılan bütçe aslında samimi bir bütçe değildir. Ülkemizde yıllar içerisinde eğitimde fırsat eşitsizlikleri giderek arttı. Eğitimin kalitesi düştü. Çocukları geleceğe taşıyacak teknoloji odaklı bilimsel eğitim yerini Cumhurbaşkanı'nın dindar nesil yetiştirme hayalleri ile ideolojik eğitime bıraktı. Siz değerler eğitimi, daha çok İmam Hatip okulu vesaire derken çocuklar nitelikli eğitimden, gençler dinden, toplumda ahlaki değerlerinden uzaklaştı.
Örneğin Danıştay'ın Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA arasında imzalanan ve TÜGVA'nın okullarda etkinlik düzenlemesinin önünü açan Değerler Eğitimi Protokolü'nün yürütmesinin durdurulması kararı alması önemlidir ve dikkate alınmalıdır. Eğitimde fırsat eşitliği konusuna da çok kısa değinmek istiyorum. Bakın en zengin %20'lik dilim ile en yoksul %20'lik dilimde bulunan ailelerin ayırdıkları paylar arasında TÜİK verilerine göre 20.5 kat fark oluşmuş. Çünkü yoksul aileler gıda ve barınma ihtiyaçlarına daha fazla pay ayırmak zorunda kalıyorlar. Yine 4+4 eğitim sistemi geldiğinden bu yana okullaşma oranı düşmüş. İlk öğretimde 600 bine yakın öğrenci eğitim dışı kalmış. Yine bu sistem geldikten sonra özel okulda okuyan öğrenci sayısı %174 artmıştır. Yani eşitsizlik de daha fazla artmıştır. Bir de iktidarın bir taşımalı eğitim sevdası var ki onu da sormayın. AKP iktidara geldiği... Tamam diyorum lütfen. AKP iktidara geldiğinden bugüne tam 17 bin tane köy okulunu kapattı. Bugün eğitim için toplam 1 milyon 218.581 öğrenci taşınmakta. Belki de bugün bu sayı daha da arttı. Eğitimde fırsat eşitsizliği yaratan ve öğrenciler için tam bir eziyet olan bu uygulama 21. yüzyıl Türkiye'si için Sayın Bakan utanç vericidir. Servis bulamayan çocuklar var. Traktör sırtında okuluna giden çocuk görüntülerini basından görüyoruz. Bu Türkiye'ye 21. yüzyılda artık bu görüntüler yakışmıyor. Sizden bu taşımalı eğitimden artık kademeli olarak vazgeçmenizi bekliyoruz. Bu uygulama özellikle bir yandan da yoksul aile çocuklarının denetlenmeyen vakıf, dernek, cemaat ve tarikat yurtlarına ve okullarında teslim edilmelerine neden olmuştur. Anadağ'da tarikat yurdunda yanan küçücük kız çocuklarımızı henüz unutmadık. Covid-19 salgını sürecinde de eğitimde fırsat eşitsizliklerinin arttığını görüyoruz. Uzaktan eğitimde, eğitim projesinde yaklaşık 3 milyon öğrencinin internet yaklaşık... Selamlamanızı için size süre teşekkür ederim. Yaklaşık 759 bin öğrencinin de televizyon ihtiyacı karşılanamamıştır. Sonuç olarak eğitim bütçesi her yönüyle eğitimdeki bu sorunları çözmeye yetmeyecektir. Atanmayı bekleyen 60 bin tane öğretmen var. Bu öğretmenlerin bir an önce atanması, köy okullarının açılması gerekmektedir. Öğretmenlerin meslek kanununun çıkarılması gerekmektedir. Türkiye'de atama bekleyen bu öğretmenlerin sorunları aslında baktığımız zaman bir yanda atama bekleyen öğretmenler, bir tarafta öğretmen açığı, Sayıştay raporlarına göre bir tarafta da öğretmen fazlası var. Yani aslında öğretmen planlamasının doğru bir şekilde önümüzdeki süreçte yapılması eğitime çok büyük katkıda bulunacaktır. Bu anlamda hem eğitimde hem de Ulaştırma Bakanlığı'nda bütçenin daha iyi projelere ve daha adil, daha şeffaf bütçe hakkı, milletin bütçe hakkı gözetilerek kullanılmasını diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.